Bayanlar ve baylar, Alper Ergen kanalına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. GTA 4 Complete Edition'ın 6. bölümüyle karşınızdayız. Biliyorsunuz en son nerede kalmıştık bir düşünelim. Roman'ın sevgilisi olan Mallory'ye asılan Vlad'i halletmiştik. Tabi onu halledince artık Rus mafyasının içerisine girmiş olduk. Karakterimiz Nico ile çok da ilerlemedik aslında. Öyle hikayeden daha benziyoruz. Umuyorum seyirci güzel bir video ortaya çıkar. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Biliyorsunuz GTA. Zaten bu oyunları aslında bilmeyen kişilerin izlediğini... Bu arada Vlad buydu öldürdüğümüz. Oyunda bu kadar karizmatik durmuyor ama burada karizmatik durmuş açıkçası. Her neyse. Ben bu oyunları bilmeyenlerin izlediğini düşünmüyorum açıkçası ama yine de bilmeyenler olabilir diye her zaman açıklamalara oyunla alakalı genel bir hikaye koyuyorum. Bilginiz olsun. Her oyunla alakalı okumanızı tavsiye ederim yani. Evet. Lan. Bilmeyenler için yine ufak bir tarif. Aha, sade etkinlik var burada. Ufak bir tarif etmiş olayım. GTA nedir? GTA açık dünya kavramını oyun dünyasında kazandırmış olan, yani bildiğiniz böyle sokakta gezinebilme imkanını bizlere sağlamış olan, bu kavramı oyun dünyasında kazandırmış olan oyun türüdür. Genel bir hikayeyi baz alır. Birazdan anlatacağım, devam edeceğim. Bununla daha önce karşılaşmıştık. Bu bize 100 dolar vermişti. Koku çekmekten araba ihtiyacımız var. Genel bir hikaye akışı olan ve aha şu araba güzelmiş burada. Şunu alayım. O hikaye akışını bize bu şekilde bir takım görevlerle sunan çok gerçekçi fizikleri olan açık dünyada da birçok etkinliği barındıran bir oyun türü kendini gördüğünüz gibi. Mesela şu an yaptığımız şey bir görev değil aslında. Yani yapmasak da olur oyunda. Ama yaparsak böyle bir etkinlik yolda. Bak mesela şu an fiziki gerçekliğe de bir örnek tekerlek kaldırıma takıldı. Konuşmalar geçsin. Heh. Bu arada yanımızdaki arkadaş anlamışsınız zaten bir kokainman kendisi. Bak ya araba durmuyor ha. Oyunun gösterdiği güzergahtan gideyim hadi. Yani oyun genellikle böyle açık dünya. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Görevleri istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Çizgisel bir akış yoktur. Oyun sizi yönlendirir ve hikayeyi tamamlarsınız. Sunduğu en büyük şey ise özgürlük. Çevreyle etkileşime geçebilme. Burada bir alışveriş döndü, uyuşturucu alışverişi. Genel hikaye olarak da... Lan arkadaş yine çarptık. Genel hikaye tarzı da normal suç dünyasını konu alır. Tabii ki onu söyleyeyim. Hani yaptığımız görevler çok da normal görevler değil. Ama zaten normal hayatta bu kadar aksiyon ve heyecan olur mu? Tabii ki olmaz. Kaç dolar kazandık? 100 dolar mı?
700 ya da 800 dolarım vardı. 200 dolar falan vermiş olması lazım bana. Peki. Gördüğünüz gibi sadece açık dünyada bulunan bir etkinlikti bu. Herhangi bir şekilde ana görev falan değildi. Yapmasam da olurdu yani ama ben merak ettiğim için, ne var orada diye bakmak istediğim için gittim yaptım. Bu şekilde araba kullanabildiğiniz, milletin böyle kenarda durduğu, gidip millete salça da olabilirsiniz. Gidip dövebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Aha, Little Jacket'tan görev alalım ha bu arada. Gidip millete ezebilirsiniz. Ya da bunları yapmayabilirsiniz. Aa, Little Jacket meşgulüm de değil mi? Dur bakayım başka. Michelle'le buluşmuştuk. Roman'la da buluştuk da. Oluyor lan, tapuk sesi duyuyorum. Vay arkadaş vay. Roman aramıştı en son biliyorsunuz. Burada bir yerdeyim, gel beni al. Peşimdeler demişti. Aha, çöp kutusuna saklanmış. What are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. I'm be... Fuck you. Fuck you. Everything was fine and then you show up. And now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us. Because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you. Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Come on, fatty. Dipçik de fena vurdu. Boss wants a little chat. Oo, nasıl tokatladı. We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh no, I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Eyvah. My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak. Okay, okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Oh. 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 Very funny. Do you think you're so smart? No. I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up. My fucking wife is watching television. Nasıl küfür ediyor? Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Go ahead. Oh! Every asshole look at me like I'm a piece of shit. Boże mój. Now listen, Nico Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at him. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment. Mafyanın gerçek yüzü işte. Burada gayet acımasız bir şekilde gösteriyorlar. Önceki oyunlarda bir tık daha şeydi böyle. Noir hava yoktu. Shut up, Roman. Roman, shut up. Shut up, Roman. Shut up. Mikhail. Shut up. Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Roman'ı da vurdular, eyvah eyvah!
you better get a police car. And then you call me. Roman. Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck! İşte mafya böyle. Mafya da böyle. Sanki mafyanın içindeymişim gibi. İşte mafya da böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mafya hayatı da böyle. Bir polis arabası bul. Hemen bulalım. Tamam. Dur lan, şu arabayı çalmasaydım keşke. Aha, polis arabası. Vallahi buldum. Oyun sanki bana yardımcı olmak amaçlı. Şu polisin takip edeyim. Aha vallahi geldi. Bak bak, ver de gittire bak. La git. Oyun resmen yardımcı oldu bana. Hemen çalalım abi arabayı. Konuşma lan. Buradan gidecek yer yok. Ay, mini map'e bakıyordum, Allah kahretmesin. Lan oğlum, bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Bu oyundaki fizik motoru bambaşka ya. Eyvah, dibime geldi. Oo, çok iyi yırttık, çok iyi yırttık. Araba durmuyor yalnız. Güzel. Hadi, bırakın peşime. Güzel. I have the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Tooks Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin. Not me. Keep pulling vans over until you find the TV. Goodbye. Hemen gidelim. Minibüsleri bul ve kenara çektir ha. Lan. Ha, bir tanesi hemen önümde. Nasıl park edelim? Şöyle. Gel bakayım buraya. Get out of there, you're fucking dead. Man, I haven't picked up shipment yet. What you got back there? TVs? Show me. No TVs, buddy. Fuck. Nice body. His body. Peki dostum. Seni lanet olası. Diğer şüphelilerin oraya gideyim. Who do you think you are? Kim olduğunu sanıyorsun lan sen? Ben polisim oğlum. Kim olduğumu sanacağım? Vallahi aldırırım seni polise mukavemetten. Artist artist konuşma benimle. Yani ben sizin bildiğiniz polislerden de değilim, ona göre. Aklınızı alıveririm vallahi. Yanlış yerden gittik ya. Bari silindiri açalım da. Holy shit, motherfucker. Hop, sağ olasın. Yanlış yerden gittim, yanlış yerden gittim. Vallahi yanlış yerden gittim. Bak ya, oradan yukarı yol var diye sandım da. Çekilin. Çekilin önünden. Oy 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 oy. Hadi taklatma taklatma, işte bu. Fizik motorunu da fark ediyor olacaksınız burada. Araba nereden hasar alıyorsa oradan aynen ne oluyor? Orası yamuluyor. Çok ciddi bir fizik motoru var bu oyunda. Tabi araba kullanımını bir tık böyle zorlaştırdığı gerçek. Çünkü aşırı gerçekçi. Arabalarda doğal olarak çok antal. Evet, şu an önümde sanki bir tane minibüs var. Buradan bir artistik geçiş.
Biraz canını okumuş olabilirim ortalığın. Şu araba patlamadan bari şu minibüsleri bir yakalayaydım. Aman ne vurdum öyle. Adam uçtu resmen. Oğlum nerede lan bunlar? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. Come out real slow, shithead. Listen, I don't got insurance. Open up the back. You got any flat screens? It's empty. Fuck. It's empty body. It's empty body. Lan arabam nerede? Ha şuradaymış. Lan orada tırsıttırdınız beni. Çalını sandım ya. Örnek olsun iki tane de yaya izdim gördüğünüz gibi. Nerede burada? Aşağıda mı? Vallahi aşağıda. Shithead. Aşağıda aşağıda. Şuradan atlayabilir miyim? Önüme çıkacak mı şurada? Evet şurada. Ya bakayım buraya. Aha da araba dolu. Park etme sürücünün camına yaklaş. Geldim. İnin lan arabadan. Get the fuck out of there. Kenny Petrovic is looking after this truck. Show me the back. You carrying TVs? You're gonna be sorry. You ain't taking these. Lan arabanın üzerine çıktık. Bu arkadaş kaçıp canını kurtarabildi. O yüzden onu acıyorum ve hayatını başlıyorum. Bu televizyonlarda özel bir şey mi var burada? Sırf televizyon için çalmıyoruz durum bu arabayı. Yani koca mafya babası bir televizyon dolu arabanın peşine mi bizi sürükledi yoksa? Gerçi sene 92 televizyonların hani değerli olduğu zamanlar. 92 mi? Bu oyun kaç senesi bazılıyordu ya? 92-93'tü galiba. Yanılıyor da olabilirim yani. 2000'lerin başı da olabilir. Ya bir televizyon servis ediyor olabilir o dönemlerde o yüzden. Şimdi mantıklı geldi bir an düşününce. Lan önüme kırma. İyi gidiyoruz hadi önümüze kırmayın. Önümüze kırmayın dedim sana. Vallahi hiç duramadım kusura bakma polis kardeşim. Böyle önüme kırarsan yapacak bir şeyin yok. Ben düzgün kullanmaya çalışıyorum da sanırım bununla olmayacak abi böyle düzgün kullanmaya çalışmakla. Vicdanlı kullanmaya çalışmakla. Aslında motherfucker. Fazla konuşma Allah aklını alırım seninle. Unutsam ne olur? Uf, canım çok istedi şu an. Ama dur uçmayacağım. İyi ki de uçmamışım bu arada. Eyvah buradan çıkış var mı? Var. Motherfucking shit. Hadi evet. Oh be. Getirebildik arabayı. Sağ salim. Aha Mikhail Fustin'in cep numarası cep telefonumuza kayıt olmuş durumda. Şu jipi çalmak istiyorum ya. İn lan aşağıya. Ha bak elinde silah varken de silah kullanıyor. Süper ya. Bu arkadaş inmedi yanımda.
up by a vehicle. Mikhail'in görevi daha açılmadı. Beni aramasını bekliyoruz herhalde ama oyunda bana onu beklemeden ben onu arayabilirim. Hop! Ulan ne vurdum be. Herif arabadan çıktı, gördünüz mü? Jip'te sağlanmış yalnız. O kadar hızlı vurdum. Hadi Fustin, ara beni. Of be. Baksanız abi şeyde. Aha, Roman arıyor. Ah be Roman. Evet, Mikhail Fustin açılmış durumda görevleri. Oraya gidebiliriz şimdi. Gördüğünüz gibi adım adım suç dünyasına adım atıyoruz. Yani GTA'nın genel anlamda işleyişi bu. Suç dünyasının masum karakteriyiz aslında. Oo, şuradan uçarsam ne olur? Derken uçamadım bile. Değişik arabalar da kullanmak istiyorum. O yüzden şunu değil, şunu alacağım. Çarpmayayım diyordum ama. Hadi git, izin verdim sana, yaşa. Baksana Voodoo, süper değil mi? Fight you. Senle dövüşmek istemiyorum diyor. Sen kimsin lan benimle dövüşün ya zaten? Aklını alırım senin. Lovuk. Gidelim şu psikopat mafya babasının görevini yapalım. Para kazanalım, yükselelim. Hop, şuradan geçebilir miyim? Of be, süper. Zor da olsa geçtik. Korna çalınca o da geri korna çalıyor. Burada bir çete var sanki. Bunları o hızda çarpmam öldürmemiştir muhtemelen. Sakatlamıştır ama. Tamam, pardon. Yanlışlıkla oldu polis bey, memur bey. Bana müsaade. Bas. Hadi kurtul. Lan. Düşeceğim Allah. Hızımı alamadım. Şimdi manzaraya bakalım ya. Ya pilotu vuruyormuşum, düşüyormuş falan. Çok iyi ya, manzara süper değil mi? Aa, araba. Araba enkazı varmış burada. Wow. Karakterimiz yüzebiliyor muydu ya bu oyunda? İnanın hatırlayamadım şimdi. Peki. Mikhail Fustin'in evi. Fustin. Mr. Fustin. Koruman var mı? Have a guard. Heavy bodyguard desek daha olur, daha iyi olur. Ya da heavy protect. Hey Nico. Thank you. Ola, o tablo kimin? Bu da kokoya düşmüş. Hadi bakalım. Why?
Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. Adil bir adam. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. Yeah. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov, my fucking way! Çok tutarsız, çok İngiliz hareketler var. Or I fucking kill you. I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight. Dengesiz bir psikopat. Peki bize ne görev verdiler? Delaware'daki aboneyi sex shop'a götür. Aa, arabaya bak, şunu çalalım hemen. Bu çok daha güzel duruyor tip olarak. O beach'teki sex shop'a gideceğiz ha. Gidelim bakalım. This guy been making porno in his basement and he didn't cut Mikhail in. Least he could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Evet, gidelim bakalım haydi. Oh bitch. Yol verin lo. Yol verin, yavaşlatmayın beni lo. Önüme kırma, önüme kırma bebeğim. Güzel gittim. Rusça konuşuyor lan. Ne diyorsun lan sen? Libertisti'yi Ruslar ele geçirmiş oğlum. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, 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 he's... He better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph.
We ain't making that much cash. Is that a fact? Maybe we can't pop you, Joseph, but we can fuck up one of your boys. Listen, big guy, you got a great look going on. Real strong. We can push in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Hey, man, tamam, please, vuralım. Go easy on me. Come on, big guy. Shoot him in the fucking leg, Nico. Right already. Brett was just trying to be friendly. Of, tam diz kapağından vurdum ha. Şunu da vurayım da bari. You got some money for Mr. Faustin? Fine. Here you go. We ain't gonna have the You should have thought of that earlier. I'm special. I'm gonna be a star. Don't hurt me. A big, big star. Fuck, why couldn't you make this easy? We're out of here, Nico. Elinden vurayım şöyle. Hadi elinden vurdum. Yine ölmezsen hayatta kalırsın hadi. Hadi bakayım. Köpek. Tamam konuşma hadi Dimitri atla. Vallahi sinirlendirme beni seni de kafanı sıkarım ha. Ben döneceğim ilk önce. Çekil bakayım. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's on the ground. A back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Я знаю, что ты это не имел в виду. Все в порядке. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Михаил! Михаил! Fuck! You're lucky. Ramadan tried to make you kill someone every 2 seconds. Evet, Dimitri biraz daha sanki akılcı. O ne lan? O ses neydi? Hmm. O ses neydi adamın? Orada dakika kaç oldu? 32. Ya boynum tutuk bu arada arkadaşlar, kusura bakmayın. Dönerken falan tam vücut dönmek zorundayım. O ne lan? Fırsattan istifade geçti. İstanbul şoförü mü bu? Tamam, olur. Şimdi beğendiğini alıyor ya. Kesin bir tane silah açık olacak. Bir taramalı tüfek falan. Tamam. Hangisinin mevcut olduğunu görmek için silah veriyor. Yeni stok her zaman eklenir. Bu yüzden ihtiyacın olduğunu bulamazsan daha sonra gel. Peki. Salla beni. Bakayım kardeşim benim. Bu ne? Örnek ürünü yakında yine kontrol et. Hayda. Ah, şunu alayım. Uzi iyidir. Çift el. Satın al. Charge Mr. Faustin. You fucking Ruskies are milking me dry. I ain't a cow. I ain't Russian. Ha, gerisini kendi paramdan mı alıyoruz? Sen ne diyorsun lan? Kapana sıkarım senin ha. Benim canımı sıkma. Şunu alabiliyor muyum? Alamıyorum. Peki. Oo, AK-47 var abi burada. Oo, pampalı. Shotgun. Bu ne lan? Ha, bu da bir shotgun. Shotgun. Şunu dövsem mi acaba? Neyse. Gideyim. Drive us to Mr. Faustin. Hadi gidelim bakalım. So, you and Mr. Faustin. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Evet, şimdi düşününce Andrei'yi öldürmesi yanlıştı. Hem de sadıksa bir de. Lan Allah kahretmesin. Arabaya muldur o. O nasıl çarpmakta öyle? Hiç düşünmeden Andrei'nin kafasına sıktı yani. Bu da Faustin'i dengesiz çalışması zor bir adam yapar. İnşallah bizim de kafamıza sıkmaya çalışmaz. Hadi dön lan, dön.
Arabayı kullanmak o kadar zor ki var ya. Daha hala alışabilmiş değilim. Bir de yağmur yağınca iyice zorlaştı. Süper. Oo, 400 dolar da kazandık. Hem 1200 dolarlık silah aldılar bana, hediye ettiler. Hem de 400 dolarlık para verdiler. Ne var ne yok Niko. Real Batman ile yakalıyoruz. O adamın dibidir. Gel ben gel rahat. Rahat Batman. Adam konuştuğu gibi mesajları da öyle yazıyor abi. Nasıl? Süper. Kaç dakika olmuş? 35 dakika olmuş sevgili dostlar. Umuyorum ki seyir zevki yüksek, güzel video olmuştur. Biraz yorgunum, durgun olmuş olabilirim. Bir de altyazılardan hikayeyi kaçırmamak adına çok fazla konuşmuyorum. Umuyorum bu sizlere çok durgun ve sıkıcı olarak gelmemiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip alırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.